İnşaat Mühendisleri Odası Isparta temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. İl temsilcisi Korkmaz, odaya vermiş olduğu destekler ve şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, ziyarette deprem ve kentsel dönüşüm konuları ele alındı. Isparta Belediyesi işbirliğinde birçok etkinlik düzenlediklerini belirten il temsilcisi Korkmaz, "Belediyemiz Anadolu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci başlatıyor. Biz bunu destekliyoruz ve çalışmaların içerisinde yer almak istiyoruz." dedi. Sayın Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etmek adına bugün burada bulunuyoruz. İnşaat Mühendisler Odası Isparta temsilciliğiyle birlikte ve Isparta Belediye'miz arasında yaptığımız birçok etkinlik ve birliktelik var. Bu bağlamda da en son Isparta Ticaret Kültür Merkezi'nde biz bir geoteknik eğitimi vermiştik. Hem bu eğitime biliyorsunuz Anadolu Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm başlattı. Biz bunu destekliyoruz. Hatta bunun bir altyapısını oluşturmak adına diğer mahallelerde de bir envanter çalışması yapmak istiyoruz. Bununla ilgili odamızla belediyemiz arasında bir protokol yaparak bu çalışmaların içinde biz yer almak istiyoruz. Bununla ilgili İmar Müdürümüz Haşim Gök'le birlikte hatta İzmir'e gitmeyi planlamıştık ama gidememiştik. Yani önümüzdeki günlerde de birçok belediyemiz bu çalışmayı başlattı. Oradaki çalışmaları da inceleyerek Isparta'mızın bir yapı envanter stoğunu çıkartarak alınması gereken önlemler hep birlikte almak istiyoruz. Ben bu bağlamda Sayın Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldu. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Hep birlikte Isparta'mız için yapılacak tüm faaliyetlerin yanındayız. Yapmış olduğu hizmetler için, özellikle deprem konusunda göstermiş olduğu hassasiyet için, odamıza verdiği destekler için kendisine teşekkür ediyorum. İnşaat Mühendisleri Odası'yla deprem başta olmak üzere birçok konuda istişareli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen, "Birinci derece deprem bölgesiyiz ve bazı şeyleri daha farklı yapmamız gerekiyor. Bunu da sizinle beraber İmar Müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarla yapmak zorundayız." diye konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulumuz ve Başkanımızın bizleri ziyaretinden dolayı biz de son derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizlerle birçok konuda istişareli yaptığımız çalışmalar var. O istişarelerden bir tanesi de depremle alakalı konuydu. Hepimizi ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren bir konu. Sadece Isparta'mıza hassas bir konu değil. Artık bundan sonra böyle işte birinci bölge, ikinci bölge diye de bir şey kalmadığını düşünüyorum ülkemizde. Hiç deprem olmayacak, beklemediğimiz yerlerde bile deprem olmaya başladı. Bütün ülke olarak bu tedbiri almak zorundayız. Deprem bölgesi veya değiliz. Ancak biz zaten birinci bölgede deprem bölgesiyiz. Son yaşadığımız 6 Şubat'taki depremden sonra çok daha farklı şeyleri daha dikkatli yapmamız gerektiği inancındayız. Bunlarla alakalı toplantılar, bilinçlendirmeler, gerekli altyapıyı oluşturma, deprem öncesi ve deprem sonrası. Artık bunları ayırmak zorundayız, deprem öncesi ve sonrasını. Deprem öncesi tabii ki depreme karşı dayanıklı yapıların daha iyi bir şekilde yapılabilmesi. Bunu da sizlerle beraber bizim İmar Müdürlüğümüz ve diğer bu konularla alakalı birimler hep beraber bu işleri yapmak zorundayız. O konuda vermiş olduğumuz eğitimler çok değerli eğitimler, çok önemli eğitimler. Bunları devam ettirerek sadece belli bir zaman yaşadıktan sonra yaptığımız gibi değil, uzun süreli, uzun soluklu bu işe muvaffak olasıya kadar devam etmemiz gereken çalışmalar. Isparta olarak kentsel dönüşüme ilk olarak Anadolu Mahallesi'nden başlayacaklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, kentsel dönüşümü belediyenin tek başına yapamayacağını, paydaşların da işin içinde olmasıyla başarılı sonuç alınacağını söyledi. Dediğiniz gibi Anadolu Mahallesi'nde de biz Isparta olarak artık kentsel dönüşüme başlıyoruz. Bu kentsel dönüşümde yapmış olduğumuz çalışmaları bizim tek başımıza yapmamız mümkün değil. Burada sizlerle beraber bunları yaparak orada başarılı bir sonuç almak istiyoruz. Birinci bölgemiz Anadolu Mahallesi. Orayı seçmemizin sebebi de eski bir mahalle olması. Bütüncül bir anlamda çözebileceğimiz bir alan olması. Onun için orada bu işi yapıp başarılı bir şekilde sonuca ulaşmak. İnşallah sizlerin de desteğiyle, diğer inşaatla alakalı birimlerimizin de desteğiyle bunu başaracağız ve şehrimize faydalı olmaya devam edeceğiz. Ben o yapmış olduğumuz eğitimlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu eğitimleri yapa yapa sonunda mutlaka doğru yolu bularak en güzel şekilde işte deprem öldürmez bina öldürür kleksi sözünün binanın öldürmediğini gösterecek şekilde getireceğiz inşallah. Ve en güzel şekilde
bu işi sonuçlandıracağız. Depremle alakalı ve bizim çalışmalarımıza alakalı vermiş olduğunuz katkılardan dolayı ben de size, yönetim kurulunuza ve üyelerinize teşekkür ediyorum. İnşaat Mühendisleri Odası Isparta temsilcisi Şeref Korkmaz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e odalarına yapmış olduğu katkılar ve şehre sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.